Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gördüğünüz gibi makyaj masamın önündeyim. Geçen hafta biliyorsunuz ki makyaj koleksiyonumu beraber düzenlemiş ve makyaj masama yerleştirmiştik. Bu hafta ise makyaj koleksiyonumu beraber inceleyeceğiz. Bir önceki makyaj koleksiyonumu inceleme videomun üzerinden epey bir zaman geçmiş. Bu süre zarfında hem koleksiyonumu biraz küçültmeye çalıştım, ne kadar başarılı olduğum tartışılır, hem de benim merak edip aldıklarım markalardan gelenlerle değişmeler oldu. Bakalım hangi ürünler hala benimle devam ediyor, hangileri değişmiş ve makyaj koleksiyonumun şu anki durumu ne? Beraber görelim. Hadi başlayalım. Videonun bundan sonraki kısmında ürünleri görmeniz açısından ben kadrajdan çıkıyorum. Sol taraftaki ilk çekmeceyle başlıyoruz. Burasını ağırlıklı olarak gözler üzerine düzenlemiştim. Büyük kısımda maskaralarım duruyor. Elimde L'Oreal False Lash X Fiber'ın çift taraflı bir maskarası var. Bu en sevdiklerimden biri. Avon'un yedekli bir şekilde şu maskarası var. Bunu da gerçekten çok seviyorum. Onun dışında Kiko'nun şöyle bir maskarası var. Water Flower Magic maskarası. Yine çift taraflı. L'Oreal'in Paradise'ı gerçekten çok güzel. Dolgunluğu uzatması gerçekten başarılı ama çok çabuk bitiyor. Onun dışında Pharmacy'nin Scandal Lash'ı var. Maybelline'in Colossal Big Shot maskarası var. Tek başına kullanmıyorum bunu. Daha çok uzatma özelliği olan maskaraların üstüne dolgunluk vermesi için kullanıyorum. O açıdan çok başarılı. Maskaraların hemen yanında ise göz kalemleri var. Şöyle birazını elime aldım. Ben siyah ve kahverengi kalem olarak şu Fleur Mar'ın Waterland Kajal pencil'larını çok seviyorum. Ama bu koleksiyon ürünüydü. Onun dışında siyah önerecek olsam şöyle elimde L'Oreal'in Infallible'ı var. Gerçekten başarılı. Onun dışında Essence'ın Gel Eye Pencil'ı var. Bu da gerçekten başarılı. Kahverengi olarak göz üstünde dağıtmak için Beaulis'in bu asansörlü olanlarını seviyorum. Renkli olarak birkaç tane göstereyim. Kiko'nun Ocean Feel serisinden 03'ü güzel. Maybelline'in Tattoo Liner'larından şöyle bir rengi var. Onun dışında NYX'in Fox Blacks olanlarından var. Bu bordo olanı. Elimde başka MAC'ten Black Eyes isimli siyah bir göz kalemi var. Bu kısımda ise eyelinerlarım duruyor. Çok eyeliner insanı değilim ama yine de elimde eyeliner var. En sevdiğim eyeliner Maybelline'in jel eyeliner'ı. Onun dışında Benefit'in roller liner'ı çok çok başarılı. Ucu oldukça ince. Benim gibi ince eyeliner seviyorsanız. Kiko'nun kendisinden kesik bir ucu var. O yüzden de kuyruk yapması kolay oluyor. Bunu da seviyorum. Hemen yan tarafında kaş maskaralarım duruyor. Son zamanlarda çok kullandığım Elf'in şeffaf kaş maskarası, Benefit'in 3D Brow Tones olanı, Maybelline'in Brow Draması, Brow Precise Fiber Filler olanı, Pastel'in bu Eyebrow maskarası, Wet n Wild'ın Mega Clear olan şeffafı, Essence'ın Make Me Brow'u ve Pharmacy. Hemen yan tarafında kaş kalemleri ve kaş farları var. Şöyle gösterecek olursak Benefit'in Precise My Brow Pencil'ı, Goof Proof Brow Pencil, Fleur Mar'ın şöyle klasik kalemlerinden, Avon'dan bir tane var. Keçe uçlu olarak hem L'Oreal'den hem Maybelline'den Tattoo Brow'lar var. İki tane de kaş farı var elimde. Birisi Wet n Wild'ın, diğeri ise L'Oreal'in. İkinci çekmecenin şu arka kısmında çok fazla kullanmadığım likit formda ve kalem formda göz ürünleri var. Mesela NYX'in Lingerie serisinden bir likit far. Hemen onun önünde ise tekli farlarım duruyor. Şurada Color Tattoo'lar var. 35 numarası, 70 numarası ve en sevdiğim 65 numarası. Hemen altında ise Kiko'nun ıslatarak da kullanabildiğiniz tekli farlarından 200 numara var. Efsane bir renk. Onun da altında The Body Shop'un 215 numarası var. Bu kontür yapmak için gerçekten inanılmaz güzel bir renk. NYX'ten şöyle bir renk var. Pastel'in yine ona benzeyen bir rengi. Ve MAC'in I'm Into It'i. Yan tarafında ise tekli aydınlatıcılarımı görüyoruz. Hemen sevdiklerimden biri Physicians Formula. Çok da renkten oluşuyor. En sevdiklerimden biri Bobbi Brown'un Shimmer Brick'lerinden 5. Şöyle göstereyim, yine çok da renkten oluşuyor. Pharmacy'nin çok elim gitmeyen bir aydınlatıcısı var burada. Wet n Wild'ın çok sevdiğim, bronzlaşınca kullandığım
The Balm'ın Mary Luminizer'ı çok seviyorum. Beauty's'in şöyle bir aydınlatıcısı var. Pastel'in Stardust'lardan 322 numarası var. Palet olarak da L'Oreal'in La Vie en Glow'larından 01 numarası burada duruyor. Çünkü şu ikisini karıştırarak kullanmayı çok seviyorum. Bunun 02 numarası da arkada. Bu kısımda ise dudak kalemlerim duruyor. En sevdiklerimden Golden Rose'un 212 numarası. Yine Golden Rose'un 223 numarası. Flormar'ın 201 numarası, Flormar'ın SL11 asansörlü kalemlerinden, Biolis'in şöyle karamel rengi. Üçüncü çekmecede ise far paletlerim duruyor. Ön kısma büyük paletleri koymuştum. Makeup Revolution Sabile ile beraber çıkardığı Day to Day paleti. Ardından Night to Night paleti. Hemen onun önünde The Balm'ın Nude Tude paleti. Benim yeni başlayanlara önerdiğim ve aynı zamanda ilk paletim olan. Revolution'un şöyle bir Neutrals and Naturals paleti var, sıcak tonlar. Bu kısımda ise orta boy paletlerim duruyor. İlk olarak NYX'in Ultimate'lerinden Brights olanı. Ultimate'lerden Warm Naturals olanı. Şurada Eka'nın paleti içerisinde Inglo farlarım var. Kendi oluşturduğum palet. Yine Eka'nın paleti içerisinde Eka farlar ve NYX farlar. Burada da The Balm'ın Meet Matte'leri var. Bunun koleksiyonunu yapıyordum. İlk nude olanını almıştım. Şöyle göstereyim. Daha sonrasında ise sıcak tonlar Trimonie'yi almış. Bu kısımda ise Maybelline'ler var. Maybelline'in Lemonade Crazy sevdiklerimden biri. The Burgundy Bar renkleri inanılmaz güzel ama tozuttuğu için çok fazla kullanamadığım palet. Ve üçüncü olarak da Total Temptation. Bu da daha böyle pastel ve açık tonlar. Bu kısımlarda da daha küçük paletlerim var. Bobbi Brown'un Sunkissed Nude Eye paleti çok sevdiklerimden biri. MAC'ten kendi oluşturduğum paletlerim. Inglo'dan bir tane far paletim var. Renkleri inanılmaz güzel. Yine Inglo farlarımı koyduğum Make Up For Ever'ın bir paleti. Burada Pharmacy'nin paletleri var. Üçlü paletlerden yeni olanlarından iki tane. İlk olarak 06 Sunkissed. Ardından da 05 Vintage Season. Hemen arkasında L'Oreal'in La Petite paletlerinden Stylist, Nudist ve Maximalist. Ardından Pharmacy'nin üçlü paletlerinden eski versiyon Vice Brown ve Love Yourself var elimde. Şöyle renklerini göstereyim. Rujlarımın tamamı ise bu çekmecede. Daha böyle kullanmadıklarımı arkaya koydum. Mesela NYX'in Liquid Suede serisi var, metal görünümlü. Bu kısımda daha koyu olan Liquid Matte rujlarım var. Birkaç tane göstermek gerekirse Pastel'in 23 numarası, Maybelline Superstay Matte inklerden 80 numara, The Balm'ın Meet Matte serisinden Charming olanı. Hemen yan tarafında daha turuncu ve kahve tonlu olanlar var. Bunları da hemen söyleyeyim. NYX'in Lingerie serisinden 05 kahve ruju. Şöyle Trustworthy The Balm'ın. Pastel'in 15 numara. Bu kısımda ise daha nude ve en çok kullandıklarım var aslında. Maybelline Superstay Matte inklerden 65 numarası, çok sevdiklerimden. Flormar'ın 02 numarası, güzel bir pembe. Meet Matte The Balm'ın Committed rengi. Bu kısımda ise stick olan rujlarım var. Öncelikle MAC'ten Velvet Teddy. MAC'in Taupe'u. MAC Whirl, MAC'in Verve'ü, MAC Bricola, MAC Cold Hard Cash, MAC Stone ve son aldığım MAC'in Powder Kiss serisinden Mull It Over. Ardından Avon'un Nude serisi, en sevdiğim seri, Nude Suede rengi. Bobbi Brown'un şöyle bir ruju var elimde, 7 Orange. Ve L'Oreal'in 642 numarası. Hepsini göstermekle bitiremeyeceğim. Birkaç tane daha göstereyim. Revolution'un Chauffeur rengi. Avon'un şöyle bir lip oil'ı var. Gerçekten çok başarılı. Bendeki rengi Blossom. Fenty Beauty'den iki tane rujum var. İlki Spanked. Avon'un rujları var. Kiko'dan şöyle bir tane var. Onun dışında Wet n Wild'ın rujları var ve Golden Rose'lar. Şurada 3 tane gloss'um var. İlki Flormar'ın, daha sonrasında en sevdiğim Maybelline'in 110 Coral Heat rengi ve Golden Rose'un Nude Look serisinden
01 Nude Delight. Ve sağ tarafın iç çekmecesi. Burası renkli yüz ürünlerinin bulunduğu kısım. Şurada allıklarla başlayalım hemen. Tıbağından şöyle daha lilamsı bir allık ve meşhur Hot Mama. L'Oreal'in iki tane allığı var. Birisi Life's a Peach, en sevdiklerimden. Ve diğer bir çok sevdiğim Melon Dollar Baby. NARS'ın şöyle Laguna Bronzer'ı ile orgazm allığının beraber bulunduğu kit. MAC'ten Harmony allık, hem bronzer olarak kullanıyorum hem allık olarak. MAC'in Extra Dimension blushlarından Just a Pinch olanı. Sedefli ve oldukça güzel. Orta kısmı krem ve likit olanlara ayırdım. NYX'in şöyle bir krem allığı. Sanırım satıştan kalkmış. Ve Misha'nın çok sevdiğim Juicy Pink'lerinden bendeki PK02. Arka kısımda da bir tane allık paleti var. Makeup Revolution'ın Hot Spice isimli şöyle bir allık paleti. Hemen yanında ise Kiko'nun Beyond Limits Maxi Bronzer'larından 02 numara. Şöyle göstereyim. Ardından Wet n Wild'ın Dolce Leche isimli hem bronzer hem pudrası. Ve NYX'in kontür aydınlatıcı paleti. Bu kısımda ise kalem ve likit olan bronzerlar var. İlk olarak L'Oreal'in Glam Bronze ürünü. Bu kısımda ise Maybelline'in şöyle bir bronzer paleti. Golden Rose'un şöyle bir paleti. Pharmacy'nin şöyle bir aydınlatıcı bronzerdan oluşan paleti. The Balm'ın Take On The Bronze'u. Bendeki Olivia rengi. The Balm'ın Bahama Mama'sı. Dibini gördüğüm çok sevdiklerimden. L'Oreal'in çok sevdiğim Back The Bronze'u. Yine muhteşem kokusuyla Physicians Formula'nın Butter Bronzer'ı. Ten ürünlerimin tamamı ise bu çekmecede duruyor. Arka kısma bazları koydum. Burada MAC'in Strobe Cream'i var. Makeup Revolution'ın bir Pore Primer'ı var. Hemen yanında Pharmacy'nin gözenek gizleyici bazı ve Wet n Wild'ın bir tane yağlı ciltler için olan primer'ı. Golden Rose'un oldukça ışıltılı Liquid Glow Illuminator'ı. Ardından NYX'in Pore Filler'ı, Flormar'ın Pore Minimizer Makeup Primer'ı ve Max Factor. Bu kısımda ise corrector'larım var. Flormar'ın şöyle bir corrector paleti. Concealer olarak bana koyu gelse de corrector olarak kullanmayı sevdiğim Wet n Wild'ın bu concealer'ı. Bu kısımda ise krem ve likit aydınlatıcılarım var. İlk olarak Golden Rose'un Highlighting Glow Pen'i. Ardından NYX'in Avaive Glow'larından 04 numarası. Hemen yanında L'Oreal'in Infallible 501 numaralı pembemsi. Pastel'in Daylight Cream Highlighter'larından 11 numara en sevdiklerimden. MAC'in Cream Color Base'lerinden, krem aydınlatıcılarından Pearl olanı. Ortada ise pudralar var. Ben genel olarak transparan pudra kullanıyorum. Şu anda benim favorim olan 3 tanesi burada yok. Ama elimdekileri azaltmayı bekliyorum tekrar almak için. Pharmacy'nin CC ismini verdiği şöyle renkli toplardan oluşan bir pudrası var. Rimmel London'ın şöyle transparan pudrası. Catherine Arley'in 5 numaralısı. Çok sevdiklerimden Kiko'nun şöyle bir pudrası. En sık kullandıklarımdan Pharmacy'nin transparan pudrası. Bu kısımda ise concealer'larım var. Ön kısımda en sevdiklerim Maybelline'in Fit Me Concealer'ı. Yanında MAC'in Prolong Wear'ı, bendeki NW15. Yanında Pastel'in günlük kullanımda kapatıcılığı az ama güzel. Ardından L'Oreal'in Infallible Pomat olanı var. Aşk nefret ilişkisi. Gerçekten kapatıcılığı çok güzel ama altını çok iyi nemlendirmek lazım. Yüksek kapatıcılıkta olan Revolution'ın Concealer Define olanı. L'Oreal'in Infallible Modern Concealer'ından 321 numara ve 322 numaralar. Ve geldik son çekmeceye. Burada ise fondötenlerim duruyor. Ön kısımda en sevdiklerim L'Oreal'in True Match olanı. Maybelline'in Fit Me'si. Karma ciltler için çok güzel. Maybelline'in Affinity tonu. Bu da kuru ciltler için çok başarılı. Ve günlük kullanımda sevdiğim L'Oreal'in Infallible Stick olanı. Bu kısımda ise renkli nemlendirici BB CC'ler var. Misha'nın Perfect Cover BB'si benim en sevdiklerimden 21 numara. Pharmacy'nin CC kremi. Golden Rose'un Nude Duke serisinden renkli nemlendirici. Yağlı ciltlerde kullanmayı en sevdiğim L'Oreal'in Infallible Fresh Wear olanı ve Pharmacy'nin VFX Pro'su. Ve 2020'deki makyaj koleksiyonum bu şekildeydi.
Sizin çok severek kullandığınız ürünleri, benim de mutlaka denememi istediğiniz ürünleri bana yorum olarak bırakmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.